Evet sevgili arkadaşlar, sponsorlarımızın katkılarıyla hazırlanan ve benim de Feneryum'dan çok ama çok şık tasarımlı ve çok rahat günlük hayatta da kullanabilecek bir tişörtle karşınıza çıktığım 29 Ekim'in ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Hepiniz videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi sözlerime Şansal Büyük Ağa'nın şu sözleriyle başlamak istiyorum. Miguel Crespo bir MR çektirsin de kaç ciğeri varmış görelim diyor. Fenerbahçe Başakşehir karşısında ölümüne oynadı. Tabi bu yorumlar Rem maçından önceydi. Fenerbahçe bu maçta puan kaybetse de görüşüm değişmezdi. Fenerbahçe'nin hocası da futbolcuları da ciddi anlamda saygıyı hak ediyor. Bakın bu Rem maçından önce, bilginiz olsun. Fenerbahçe'nin gol sıkıntısı çektiği dakikalarda Jorge Jesus 3 golcüsünü aynı anda oyundan aldı. Aynı anda oyuna aldı yani. Bu ülkede 3 golcüyü aynı anda oyundan alacak başka bir baba yiğit hoca var mıdır? Hiç sanmam demiştim. Niye Rem maçından önceki şeyi açıklıyorsun hocam bize? Yani amacın nedir? Arkadaşlar bakın, doğru tektir. Sana göre doğru, bana göre doğru. Bu göreceli doğrular hani karışık doğrulardır. Eğer doğru herkese göre tekse bunun açıklaması yok. Net olarak doğrudur. Net olarak doğru olan tek bir şey var ki o da Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'un Fenerbahçe'deki sihirli dokunuşu. Şimdi arkadaşlar, senin teknik direktörün eğer sana bir şey kazandırabilmişse bu teknik direktördür. Senin teknik direktörün kendine bir şey kazandırabilmişse bu ticaret ehlidir, ticaret adamıdır. Yani Mustafa Hoca YouTube kanalından milyonlarca lira götürüyor diyelim ama size dönüşü yok. Bu Mustafa Hoca kazanıyor demektir. Ama Mustafa Hoca YouTube kanalından ne kazanıyor? Gelin arkadaşlar birlikte kazanalım. Alın size forma, alın size üyelik hediyesi, alın size bilmem televizyon izleme programı hediyesi. İşte ne bileyim, alın size tişört, alın size şu bu diyorsa bu kanal hepimizindir. Bu kanal hepimizin, Fenerbahçe'de hepimizin, bilginiz olsun. İkisine de desteklerinizi asla eksik etmeyin. Şimdi geçelim transfer haberine. Arjantinli Yıldız adım adım Fenerbahçe'ye, Jesus onay verdi şeklinde. Şimdi habere giriş yaparken şöyle giriş yapıyorlar bak. Sezona oynadığı futbola damga vuran Fenerbahçe yönetimi. Şampiyonluk için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Sarı lacivertliler sağ bek rotasyonu için girişimlere başladı. Bakın sağ bek. Jesus'un isteği üzerine Arjantinli sağ bek için masaya oturuyor. İşte detaylar. Şimdi ben çok basit bir soru soracağım arkadaşlar. Sizce Fenerbahçe'nin sağ bek ihtiyacı var mı? Çok basit bir soru. Sağ bek ihtiyacı var mı? Aslında hocam olmayabilir da bilir. Yani o sahi var. Ferdi oynar. Tamam, üçüncü isim. Yani hocam gerekmeye de bilir. Burada okeyiz. Peki. Aynı şekilde arkadaşlar, Osayi satılsa sağ bek ihtiyacı var mı? Var. Ferdi satılsa iki kere var. İki kere sağ bek ihtiyacı var. Hem Türk hem yabancı sağ bek ihtiyacı var. Ama şunu söyleyeyim. Ne Osayi tam manasıyla sağ bek, ne Ferdi tam manasıyla sağ bek. Bize Safkan sağ bek lazım. Ve Safkan sağ bekimizi biz zaten bulmuştuk ama alamamıştık. Jesus ne istiyorsa yönetim direkt yerine getirme peşinde. Ve arkadaşlar, devre arasında Fenerbahçe Internasyonel'in kapısını bir kez daha çalacak. Başarılı sağ bek Fabrizio Bustos. Hocam ben sanki bunu hatırlar gibiyim. Doğru. Evet, doğru hatırlıyorsunuz. Aynı arkadaştan bahsediyoruz. Bize gelmek için can atan ama bir türlü transferi gerçekleşmeyen Bustos'tan bahsediyoruz. Aynen arkadaşlar. Şimdi 2024'e kadar kontratı var. Ve internasyonelle kıran kırana bir pazarlık halinde. Bonservis bedeli 4 milyon euro. Bu basına yansıyan, habere yansıyan şey ama %100 doğru arkadaşlar. Şu ana kadar eksik, yalan, yanlış hiçbir şey yok. Hem geçen sezon hem de bu yılın başında gündeme geldi ancak transferi gerçekleşmedi. 26 yaşındaki Arjantinli Yıldız da Fenerbahçe beni istedi. Ben de yeni bir meydan okuma için hazırdım ancak transferim gerçekleşmedi. Gitmek istiyordum fakat olmadı demiştim. Başkan Ali Koç'un transfer komitesine net bir şekilde talimat verdiği öğrenildi. Jesus onaylı oyuncuyu da mutlaka çubuklu forma giydirilmesi gerektiği söylenildi. Arkadaşlar Bustos'un
özelliğini söyleyeyim size. Hızlı bir oyuncu, fizik gücü de yüksek bir oyuncu. Tempolu, tam Jesus'un aradığı isim. Bakın Ren takımını niye konuştum? Arkadaşlar adamlarda 11 tane o sahi var. Adamların stoperi bile o sahi. Hızlı. Tempolu. 31 Aralık 2024'te sözleşmesi var. Takıma katılması 23 Şubat 2022. Maalesef elden kaçan bir oyuncu diyebilirsiniz ama 1.67 boyunda oldu muydu? İnsanlar diyor ki ya 1.67 fizik gücü yeterli değildir. Biz tam manasıyla inceleme içerisindeyiz. Oyuncuyu tam manasıyla inceledik arkadaşlar. Ve gole katkısı yüksek bir isim. Mesela Ferdinand de o sayende tek sıkıntısı ne? Son topları doğru kullanamamaları. Zaten son topları doğru kullansalar Real Madrid'deler. Bir dönem 12,5 milyon euroya kadar çıkmış Independiente'deyken ama Arjantin ekibinden 1 milyon 250 bin euroya internasyonele gitti. Sözleşme bitiminin son şeyindeydi. Ha biz maddi sebeplerden alamadık ama 4 milyon euro istiyorlar. 4 milyon euroya bırakırız diyorlar. Bakın 41 maç 3525 dakika süre almış. 2 gol 6 asist. Ve arkadaşlar Brezilya Serie A vesaire kupa maçları gibi şeylerde istatistiği yüksek. Bizim ilgimiz var. Bizim talebimiz var. Ama alır mıyız? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç demişken Ali Koç'un bir açıklaması sosyal medyada gündem olması gerekirken hasır altı edildi. Neydi o? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF'nin VAR sunumuna teknik direktör Jesus ve Altay Bayındır'la birlikte katılmıştı. Bu arada Altay Bayındır da Jesus'un manevi oğlu gibi oldu. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bizdeki iyi teknik direktörler hep Altay Bayındır'ı sevmiştir. Ersun Yanal getirmiştir. Jesus da koruma halinde. Ali Koç kulüp başkanıyla tavla oynayan hakem var. Böyle olmaz diye bir söz etmiş. Yani bu hakem kim, kimle oynadı merak konusu. Ama yani Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebbi, başka Trabzon Başkanı katılmamış mı? Neyse onun yani katılmamışlar. Çok da şey yapmayalım, konuyu dağıtmayalım. Hani en iyisi olmalıyız diyor TFF Başkanı. Kulüp başkanına tavla oynayan hakem var. Bu çok ilginç bir iddia. Ben şuna kızdım Ali Koç'a. Ya suyu ne bulandırıyorsun? Fenerbahçe iyi giderken. Ya Fenerbahçe yönetimi. Karışmayın Jesus'un işine. Bak Fenerbahçe yönetimi kenara çekildiği günden beridir biz iyi gidiyoruz. Transferi Jesus yapıyor. Gidene Jesus karar veriyor. Gelene Jesus karar veriyor. Oynayacağı Jesus karar veriyor. Hatta yapılan açıklamaya kadar Jesus karar veriyor. Ama en son ben karışmıyorum artık ne derseniz deyin dedi. Şimdi açıklamaları yönetimin kendi yapıyor. Arkadaşlar bak. Takım güzel giderken kombine devrinin iptali. Benim moralimi bozdu, canımı sıktı açıkçası. Çok samimi söylüyorum açıkçası moralimi bozdu. Ya ne gerek var ya? Ne gerek var? Ne gerek var arkadaş? Bırakın her şey çok güzel giderken. Bilmiyorum ya. Yani ben mi kötü niyetliyim? Bende mi sıkıntı var? Ama ben zamanlamayı doğru bulmadım açıkçası. Onu da söyleyeyim. Ha birçok şeyi doğru bulmadım da. Neyse. Burada da Ali Koç'un bu açıklamasını doğru bulmadım. Ya varsa da açıklama ya. Bunu git özelden söyle. Ne bileyim. Yani ofsayt çizgisi falan filan anlatılmış. Ali Koç da hakemlere de yaptığımız işin ne kadar zor olduğunu biliyoruz demiş. Yani bu hakem kim? Merak konusu. Yani bizi zaten sistemin dışına atmaya çalışan çok fazla etmen var. Lütfen bunlara kanmayalım. Yani dediğim gibi arkadaşlar ben yönetimin hani topu başka taraflara çekmesinden açıkçası rahatsız oldum. Gerek yok. Biz iyi gidiyoruz. Maşallahımız var. Biz böyleyken bizi karıştırmak isteyenlere asla ama asla prim vermemeliyiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Bence anladınız. O yüzden devam ediyorum. Şimdi bu arada hakem isyanına da 3 sevk falan filan Galatasaray'dan şu sevk edildi bu sevk edildi falan. Dün Galatasaray kazandı kazanmasını ama yani Okan hocam ne top oynattı ya. Yani Barcelona yetkilileri aramış siz bu topu nasıl oynuyorsunuz demiş. Real Madrid yetkilileri aramış. Nadio Comaneci, Fenerbahçeli Cemil, Pele, Maradona mezarından aramış. Siz demiş bu topu nasıl oynatıyorsunuz? Ulan biz bu yılların topuyuz. Yok topu oynuyoruz.
Yıllardır biz böyle top oynamadık. Tövbe estağfurullah demiş. Enteresan bir şekilde, yani garip bir şekilde herkesin aklı kalmış. Yani rakibin yediği kırmızı kart falan filan umurumuzda değil demiş. Siz ne top oynuyorsunuz? Bu kadar isabetli şut, bu kadar süper şut. Siz yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmeniz gerekiyor falan demişler. Ben de yani tebrik ediyorum. Ben normalde Karagümrük alır diyordum ama hesaba katmadığım iki tane şey oldu. Daha doğrusu üç tane şey oldu. Birincisi hakem, ikincisi Cagne, üçüncüsü Jimmy Durmaz oldu. Keşke bunları da hesaba katsaymışım ama ne bileyim, bizden giden bize aslan kesildiği için, hani rakiplerden gidenler de onlara aslan kesiliyordur diye tahmin yürüttüğüm için belki de bu detayı atlamış oldum. Neyse, çok mühim değil. Konuşulması gereken önemli bir konu şurası arkadaşlar. Transfer Market. Arkadaşlar, Transfer Market bir güncelleme getirdi. Güncellemeye göre Fenerbahçe'de bazı futbolcuların değeri yükselirken bazı futbolcuların değeri düştü. Atilla Sanayi her maç istisnasız oynayan ve scouting ekiplerinin takip ettiği Atilla Sanayi 14'ten 15'e çıkmış. Olur, güzel. Yetersiz ama olur. Crespo 8'den 10'a çıkmış. Bir kere Crespo'yu 8'den 10'a çıkaran arkadaş futbol izlemesin. Bundan sonra sumo güreşi falan izlesin. Futbol bilgisi çünkü sumo güreşi ile aynıdır. Boşu boşuna futbol takip edip de kendine futboldan anlıyormuş imajı çizdirmesin bence. Ya bence bana kalırsa bunu söyleyeyim. Bu tip arkadaşlardan da gerçekten, yani bu kadar futbolun içindeyim deyip de bu kadar futbola uzak olan arkadaşlardan da nefret ediyorum. Hakikaten nefret ediyorum. Ayıptır ya. Yani Crespo, bir şey söyleyeceğim. Transfer Market benim için çok önemli değil. Sizin için de önemli olmasın. Vedat Transfer Market'daki değerine mi gitti? Elif o değere mi gitti? Kim Minji oraya mı gitti? Gerek yok. Ama şaşırdım. Ferdi 10.5'tan 12'ye gitmiş. Merak ediyorum Ferdi'nin daha ne yapması lazımdı? Yani artış için, ama ideal diyelim. Osayi 8'den 9'a çıkmış. Arda Güler 9'dan 10'a çıkmış. Lincoln 5'ten 6'ya çıkmış. Gustavo Henrique 2.8'den 3.2'ye çıkmış. Düşenler Altay 15'ten 13'e düşmüş. Açıkçası Fenerbahçe taraftarı buna hiç tepki göstermez. Yani muhtemelen Uğurcan da düşmüştür. Altay da düşmüştür. Muhtemelen yani tam bilmiyorum ama Uğurcan Çakır da herhalde 1-2-3 milyon euro kaybetmiştir. Çünkü ikisinin de form grafiği düşük. Bakayım, o da 15'ten 14'e düşmüş. Tamam. Baktığın zaman hemen hemen adaletli yani bence. Mustera da belki yükseliş olur diye baktım ama 1.7'ye düşmüş o da. Yaş haddinden düşmüştür. Çünkü son dönemdeki Mustera performansı süper. Ersin çok düşmüştür diye tahmin ettim. 10'dan 9'a düşmüş. Bakın, 4 büyük takımın kalecisi de düşüşte. Cao Pedro 12'den 9'a düşmüş. Hiç kıvırmayacağım. Hiç topu taca atmayacağım. Hakikaten 12'den 9'a düşmesi haklı. Haklı. Mario Gomez mesela 8'den 7.5'a düşmüş. Bence 7'ye düşmesi lazımdı en az. Hatta 6.5'a düşse de olurdu. Seferovic 8'den 6'ya düşmüş. Icardi 22'den 17.5'a düşmüş. Az bile düşmüş. Haklı. Beşiktaş'a bakıyorsun. Weghorst 14'te sabitlemiş. Yani birkaç tane golü olduğu için düşmemesi normal. Gezzal düşmüş. Hani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim Transfer Market yetkililerine alıp veremediğim ya da herhangi bir durumum yok. Ancak Fenerbahçe taraftarı diyor ki hocam bizim üstümüze çok oyun oynuyorlar. Ben de diyorum ki normal, yani her takım için aynı. Onu göstermeye çalışıyorum. Rossi 14.5'tan 14'e düşmüş. Bir tek Rossi de eleştirebilirim. Bence sabit kalmalıydı ya da artmalıydı. Niye? Ya arkadaş bak. Mesela Trabzonspor'da Lahtini diye bir oyuncu varmış. İlk defa haberim oldu. Bak Visca düşmüş. 5.5'tan 5'e düşmüş. Niye? Yaş haddi var. Sakatlık, düşüş. Trezeguet aynı kalmış. Yani en başarılı kanat oyuncusu diyorum. Galatasaray'da mesela Yunus Akgün 8.5'a çıkmış. 7.5'tan. Ya gol yok, asist yok. Kerem Aktürkoğlu 13'e düşmüş 15'ten. Ben şunu söylüyorum. Ben Transfer Market'ın bu güncellemesine açıkça söyleyeyim. Crespo hariç katılmıyorum. Crespo'ya katılmıyorum. Geri kalan şu ana kadar hepsine imzamı atarım. Bruma 6'dan 3.6'ya düşmüş. Çok ciddi bir düşüş. Haklı.
haksız diyen var. Alyoski 7.5'tan 6.5'a düşmüş. Ben bir tek Rossi'ye kızdım. Niye kızdım? Rossi 20 maça çıkmış. 1105 dakika 3 gol 7 asist. Ya daha ne yapacak? Gözünü seveyim, daha ne yapacak? Hani bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Alyoski de normal hafta sonu İstanbulspor maçında sol bekte görebiliriz Alyoski'yi. Yani şimdi Fenerbahçe futbolcuları bitiriyor diyen arkadaşlar var. Baktığın zaman 2018'de Ferdi Kadıoğlu 1,5 milyon euro iken 2022'de 12 milyon euro. Belki de 15'i görecek. Belki de 15'e satılacak. Bilemeyiz. Atilla Salahi 800 bin euro iken alındı. 15 milyon euro. Crespo 600 bin eurodan alındı. 1 sene içinde 10 milyon euro. Belki de bundan dolayı arttırmadılar. Fenerbahçe'ye gelen futbolcuların kariyeri bitiyor diyenlere de tokat gibi bir cevap. Takımların değerine baktım. Yani Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un falan değerine baktım. Fenerbahçe'nin değeri 176.95. Burada Gustavo Henrique 3.2 kiralık 1. Ezgi-Can Alyoski 6.5 kiralık 2. Yani 9-10 milyon euroya yakın bir kiralık bedeli var. Buruma kiralık 3.6, onu da ekle, 14 milyon euro kiralık. Kiralıkları çık. Yani 14 çık, 163. Yuvarlama yapıyorum arkadaşlar, çok detaylı hesaplamadım. Trabzonspor 146. Naci Ünü var 3.2 kiralık. Yusuf Yazıcı 15, yani 18.2 zaten kiralık. Gbamin 9, 27.2. Yani 27.2'yi çık Trabzon'dan. 119 diyelim. Galatasaray 141. Bakın en enteresanı burası. Seferovic 6 kiralık. 17.5 Icardi kiralık. 23.5. 23.5. Bak dikkat edin. 23.5. Devam edelim yine kiralık. Başka var mı? Başkasına gerek yok ki. 23.5. Çık 23.5'u Galatasaray'dan. Yani 116.5 diyelim. 116 diyelim. Kolay olsun. Beşiktaş 122. Onlardan da kiralıkları çıkarım. Weghorst 14. Opsiyonları çok yüksek diyebiliyorum. Dellali de 14, 18. Bu arada Dellali'nin 16'dan 14'e düşmesi saçma. Bir 8'e falan düşmesi lazımdı. Onu da belirteyim. 14, 14, 28 kiralık. Tayfur Bingöl 2'de o kiralık. 30. Masuaku 5.5, 35.5. 35.5 kiralığı çıkın Beşiktaş'tan. Bakın 87 milyon euro arkadaşlar. Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike. Bu dediğimde dalga geçiyordunuz. Başakşehir de var. Aslında Başakşehir'i konuşmak istemiyorum ama Başakşehir 58, fakat işte onun da fakatı var. Yani onun da fakatı var Başakşehir'in. Ona da değinirsek arkadaşlar, 58'in zaten Bertrand Traoré 14 kiralık. Onu çıktığın zaman 44 falan kalıyor ama oynadığı futbola baktığın zaman ciddi bir tehdit. Uzun lafın kısası, Fenerbahçe'de durum buyken diğer rakiplerde de durum bu. Ha, Fenerbahçe 163 ama belki yaz döneminde 10 tane 15 tane futbolcuyu satacak. Hiç belli olmaz. Fenerbahçe'de Rossi'nin değeri düşerken hani hiç skor katkısı olmayan Yunus Akgün'ün artması yaşının gençliğinden vesaire vesaire. Bir de Fenerbahçe'de şöyle bir gelişme var. Ali Koç'un Jesus'un eşiyle görüşme yaptığı ve sözleşme görüşmesinde bulunduğu iddiaları vardı biliyorsunuz. Ama mantıklı. Niye? 2024'e kadar bizimle kal demiş Ali Koç. İstanbul'da çok mutlu. Ve artık camianın sevgilisi haline geldi Jesus bu kadar kısa sürede. Ve Jesus'la sözleşme uzatma görüşmesinde eşini de görüşmede istemişti Jesus. Ve arkadaşlar Başakşehir maçı tribünden izlendikten sonra Ali Koç, Jesus ve ailesi yemekte bir araya geliyor. Aslına bakarsanız bu yemekte hani bizimle kal görüşmesi değil ama onun bir hissi verildi açıkçası. O his verildi. Hani bizimle kalsan, yanımda kursan falan hissi verildi. Ünlü restoranda yemek yediler. Düşünce reklama girmesin ya da telife girmesin demesinler bizim restoranın ismini bizden habersiz neden reklam yapıyorsun diye. Onu söyleyeyim. Yani onu da belirteyim arkadaşlar. Böyle bir durum var. Jesus'un sözleşmesi uzatılacak mı?
arkadaşlar devam eden adamın sözleşmesi niye uzatılsın? Bu arada Rossi demişken unutmadan söyleyeyim. Flamengo yetkilileri Diego Rossi'ye kafayı takmış durumdalar. Bir 8-9 milyon euroluk bir teklifleri masada duruyor. Ama biz 14'ten aşağı satma düşüncesinde değiliz. Onu da söyleyeyim. Ya unutmadan şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'ye yeni sağ bek ve sol bek de demek istiyorum. Bir tane sol bek var. Bu çocuğu bir incelemeye alın. Daha önce iki kere konuştum. Üçüncü kere konuşuyorum. Mustafa Hoca normalde önemli duyumları bir kere söyler geçer ama. Arkadaşımızın adı Abner Vinicius. 22 yaşında 27 Mayıs 2000 doğumlu Brezilyalı sol bek 1.81 boyunda. Atletico Paranaense'nin 8 milyon euro piyasa değerine sahip futbolcusu. Sol ayaklı sol bekte oynuyor. 1.81 boyunda süratli hızlı bir arkadaş. 50 maça çıkmış bu sezon. 1 gol 6 asist 4004 dakika oynamış. Bu çocuğu takibe alın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Sadece takibe alın. Belli mi olur? Belki bu videoda Fenerbahçe'mizin sağ beki, sol beki konuşulmuştur. Hocam iyi de Alioski'nin durumu ne olacak? Arkadaşlar Alioski için şöyle söyleyeyim. Biz belki de değerini düşük göstermeye çalışıyoruz. Bilerek oynatmıyoruz. Beğenmiyor havalarındayız. Bilemem. Ama bildiğim bir şey var ki o da biz Alioski'nin hani bonservisini kaça verirsiniz dedik ama hiç beklemediğimiz bir cevap aldık gibi duruyor. O yüzden de Alioski'yi çok konuşmayacağız gibi. Zaten sol bek arayışı içindeyiz. Ne gerek var Alioski'ye falan? Biz sol bekimizden sol bek bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu kısımdan da aktaracaklarım bu kadar. İnşallah videoyu sizlere beğendirebiliriz. Beğeniler arttıkça yorumlar artıyor. Yorumlar ve beğeniler arttıkça izleme ve tavsiye artıyor. Bunlar arttıkça da kanalımızın abone sayısı artıyor. Bakmayın siz 26.700 yazına birkaç kişi girdi çıktı yapıyor. Bir gıcıklık yapıyor. YouTube da bize karşı bir gıcıklık yapıyor. Bazen bize 27.000 gösteriyor. 28.000'e yaklaştırıyor. Enteresan arkadaşlar. Belki de YouTube tarihinde ilk defa bizim başımıza gelen bir şeydir. Hayırlısı olsun. Siz desteklerinizi esirgemeyin de. Gerisi önemli değil. Görüşmek üzere dostlar.